Birleşik Devletler'in başkenti Washington'dan merhaba. Bugün 15 Eylül 2023. Ben TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde öne çıkan başlıklar şöyle. New York, ülkelerin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında 190 ülkenin liderleri 19 Eylül Salı'dan itibaren bir hafta boyunca New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki genel kurullarda olduğu gibi ilk gün dünyaya seslenecek. Geçmiş genel kurullarda yaptığı konuşmalar dünya basınının manşetlerinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki genel kurul hitabı da dikkatle takip edilecek. Erdoğan'ın konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'da reform çağrısı, Ukrayna'daki savaş, mülteci ve göçmen krizi, Asya'dan Afrika'ya dünyanın sorunlu bölgeleri dahil bütün küresel meseleler hakkında Türkiye'nin çözüm önerilerini açıklaması ve küresel topluma uyarıda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ilk gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dahil pek çok lider genel kurula hitap edecek. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun teması da kamuoyuna açıklandı. Güvenin yeniden inşası ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması, herkes için barış, refah, ilerleme ve sürdürülebilirliğe yönelik 2030 gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili eylemlerin hızlandırılması. Bu hedeflere ulaşmada ne kadar mesafe kat edildiği ve gelecekte yapılması gerekenler de bu toplantılarda ele alınacak. Ukrayna'daki savaş, çeşitli bölgelerdeki çatışmalar, göçmen ve mülteci krizi, teşkilatta reform, iklim değişikliği dahil birçok konu masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinde Türkiye'de ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Türk-Amerikan toplumuyla buluşarak onlara hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Amerikalı önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek son yıllarda ivme yakalayan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine ilişkin konuşmalar yapacak. Birleşik Devletler'de tarihi grev resmen başladı. Ülke tarihinde ilk kez 3 büyük otomobil şirketinin çalışanları greve gidiyor. Otomobil endüstrisi çalışanlarının bağlı bulunduğu United Auto Workers ile şirketler arasında anlaşma sağlanamadı. Sendika, grevin resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri doğu yakası saatiyle gece yarısı 12'de, Türkiye saatiyle sabah 07'de başladığını açıkladı. United Auto Workers, Jeep, Ram, Dodge ve Chrysler markaları altında araçlar üreten General Motors, Ford ve Stellantis çalışanı 145 bin işçiyi kapsıyor. Sendika anlaşmazlık sürerse her şirketin belli sayıda tesisine yönelik hedefli grevler başlatacağını da açıkladı. Bu durumda her üç şirketin üretimlerinin neredeyse tamamen durdurulması söz konusu olacak. Zira bu şirketler ürettikleri otomobillerin parçalarını farklı firmalardan karşılıyor. United Auto Workers, 3 otomobil üreticisi firmanın yöneticilerinin maaşlarındaki artışı gerekçe göstererek çalışanlar için %40'lık zam talebinde bulundu. Ancak şirketler sendikanın haftada 4 gün çalışma ve diğer sosyal yardım iyileştirmeleriyle birlikte %40'a yakın zam taleplerinin karşılanamaz olacağını belirtti. Grevin kendisine siyasi maliyetini hisseden Başkan Joe Biden da sendika liderleriyle ve otomobil üreticileriyle çözüm yollarını görüştü. Ancak henüz sonuç alınamadı. Michigan merkezli Anderson Economic Group tahminine göre Detroit'in 3 otomobil devini 10 gün süreyle kapatacak bir grev, otomobil üreticilerine, tedarikçilere ve işçilere 5 milyar dolara mal olabilir ve otomobil tedarikçisi ağının bozulmasına yol açabilir. Birleşik Devletler siyaset tarihine geçecek bir dönem yaşanıyor. Son 4 yılda 3. kez bir başkan hakkında azil soruşturması başlatılmak üzere. Başkan adaylarından biri hakkında ise 4 dava devam ediyor. Temsilciler Meclisi'ndeki bazı cumhuriyetçi vekiller, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın azledilmesi talebiyle soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Meclis Başkanı Kevin McCarthy, azil soruşturması başlatılmasını desteklediğini açıkladı. Cumhuriyetçi Parti'de eski Başkan Donald Trump'a yakın vekiller, Başkan Biden hakkında azil soruşturması için baskıda bulunuyordu. Söz konusu cumhuriyetçi vekiller, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde nüfuzunu kullanarak oğlu Hunter Biden'ın ticari faaliyetlerinden faydalandığını iddia ediyorlar. Ancak söz konusu iddialar hakkında bir kanıt ortaya konulmadı. Geçen yıl Kongre ara seçiminde Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirdiğinden bu yana beklenen bir hamleydi. Şimdi bu hamlenin yapılmasının Trump hakkındaki davalardan dikkati başka yöne çekme çabası olarak değerlendirenler bulunuyor. Beyaz Saray, Başkan Biden'ın yanlış bir şey yapmadığı ve cumhuriyetçilerin kanıt ortaya koyamadığı açıklamasını yaptı. Beyaz Saray, cumhuriyetçilerin Başkan Biden hakkında azil soruşturması başlatma girişimini siyasi olarak tanımlarken,
Biden da başkan olarak yalnız işine odaklandığını söyledi. Bazı cumhuriyetçi vekiller de kanıt olmadığı için Biden hakkında bir aziz soruşturmasının başlatılmasına sıcak bakmıyor. Zira somut kanıt olmadan bu sürecin başlatılmasının Biden'ın senatoda aklanması ve güçlenerek süreçten çıkmasıyla sonuçlanacağı görüşündeler. Bir başkanın görevden alınması senatoda 3-2 çoğunluğa ulaşılırsa mümkün. Bu sebeple güçlü kanıtlar sunulmadığı sürece Biden'ın görevden alınması olası görünmüyor. Birleşik Devletler'de federal mahkeme, ülkeye belgesiz giriş yapan göçmenlerin sınır dışı edilmesini önleyen, kısa adı DACA olan programın yasa dışı olduğuna, Biden yönetimi tarafından düzenlenmiş halinin de kanunsuz olduğuna hükmetti. Texas Güney Bölgesi Yargıcı Andrew Hannon'ın tam adı çocukken gelenler için ertelenmiş eylem programı olan DACA ile ilgili kararı, yüz binlerce belgesiz Amerikalının hukuki statüsünün zayıflaması anlamına geliyor. Obama döneminde başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe giren program, çocuk yaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlüyor, iş sahibi olmalarına olanak tanıyordu. DACA programından ağırlıklı olarak Latin Amerika ülkeleri vatandaşları yararlanırken, aynı zamanda Asya, Afrika ve Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giren belgesiz göçmenler de programa dahil olabiliyor. Beyaz Saray, karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını, hukuki zorluklara karşı belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini önleyen DACA programını savunmaya devam edeceklerini açıkladı. Yargıç Hannon, ilk DACA statüsünü 16 Temmuz 2021'den önce almış olanların programda kalmaya devam edebileceklerini de açıkladı. Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, 2020'deki toplantısında programın yasal olup olmadığı konusunda görüş belirtmezken, DACA'ya karşı yasal itirazların devam etmesine de izin verdi. Mart 2023 itibariyle DACA, kamuoyunda genellikle hayalperestler olarak adlandırılan 578 binden fazla göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor. Aynı zamanda onlara eğitim ve iş fırsatları da sağlıyor. Birleşik Devletler gündemini dinlediniz. Tuna Şanlı, TRT Washington.